Merhaba arkadaşlar. İran'ın gerçekleri Orhan'a anlatmasını istiyorsanız, ayrıca Afife'nin cezalandırılıp sokaklarda yaşamasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kimler bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Hira gerçekleri Orhan'a söyleyecek mi? Orhan gerçekleri öğrenince Hira'ya inanacak mı? Afife hapse neden girecek? Orhan Hira ile Yekta'nın formalite evlilik yaptığını öğrenecek mi? Tüm sorularınızı ve merak ettiklerinizi bu videoda cevaplandıracağım arkadaşlar. Hemen Esaret Dizisi'nin yeni bölümüne geçelim. Esaret Dizisi'nin yeni bölümünde Hira Orhan'a yeniden aşık olacak. Ama Hira Orhan'a yeniden aşık olduğunu ona şimdilik söyleyemeyecek. Önümüzdeki bölümde ise dizimizde 5 yıldır gizli kalan bir sır ortaya çıkacak. Bu sır tabii ki de Sahra'nın Orhan'ın kızı olduğudur. Önümüzdeki bölümde bu sır ortaya çıkacaktır. Ama bu sır hemen ortaya çıkmayacak. Bu sırrın ortaya çıkması için Yekta sorununun ortadan kalkması lazımdır. Ama önümüzdeki bölümde Yekta dizimizden gidecek. Orhan da Yekta ile Hira'nın formaliteden evlendiğini öğrenecek. Orhan bu gerçeği öğrendiğinde hemen harekete geçecek ve Sahra'nın kendi kızı olabileceğinden şüphelenecek. Bu nedenle de Orhan Hira hakkında derin bir araştırma yapacak. Orhan yarattığı bu araştırmalar neticesinde Afife'nin Hira'yı götürdüğü doktora ulaşacak. Orhan Hira'yı muayene eden doktordan Afife'nin gerçek yüzünü görecek. Ayrıca Orhan, Afife'nin Orhan'ın bebeğini zorla aldırmak istediğini ve kendi ağzından Hira'ya yalanlar söylediğini öğrenecek. Orhan da bu gerçeği öğrendiğinde hemen Hira'nın yanına koşup ona gerçekleri anlatacak. Hira da Orhan benim karnımdaki bebeği aldırmamı istememiş meğer deyip onu affedecek. Yani sonunda Hira ve Orhan aşkı başlayacak. Ayrıca Yekta olduğu için Hira ile Orhan yeniden evlenecek. Yani dizimizde bolca sürprizler başlayacak. Peki sizce Orhan Afife'ye nasıl bir ceza vermeli? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür videoları beğeniyorsanız abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.